Oymuros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. notlarını idik bidik bidik gudik gudik ettiğimiz ve öğrendiğimiz serinin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Evet bu ee, bölümün değil bölüm serisinin konusu 5.2 değil <laughs> 5.22 notları olacak abi. 5.22 Yamontları notları ee, şöyle bak bir mouse'u en küçük oynatmamda ne kadar çok değişiyor. Hayvan gibi uzun. Çünkü Sezon sonu yaması, yeni sezon yaması ve bu yama notlarını parçalar halinde atmayı düşün düşündüm. Hani e, nasıl diyeyim kabiliyetler, misal bu videonun e, içeriği kabiliyetler olacak. Ondan sonrasında eşyalar, şampiyonlar ve oyun içi değişiklikler şeklinde 4 veya 3 kategoriye ayırarak e, yüklemeyi düşünüyorum hem e, istediğiniz şeyleri istediğiniz bilgileri video içerisinde bulmanız daha kolay olacaktır böyle bir kategorizasyonla kabiliyetleri e, okudum ya, bu yamanotların tamamını okudum bu yamakların tamamını okuyup e, anlamaya çalışmak bir buçuk saat falan sürdü Ben biraz daha sizler için kolay ve hızlı e, anlamanızı sağlamaya çalışacağım Şimdi kabiliyetlerdeki değişiklik adamların genel felsefemiz dediği şey kabiliyet sisteminin minik farklar ortaya çıkaran iyileştirmeler yerine, yerine e, belli konularda büyük farklar ortaya çıkarmaya yönelik e, şeyler sistem haline getirmeye çalışıyorlar kabiliyetleri. Önceden nasıldı abi kabiliyetler? Tabii ki de yanlış kabiliyette girince çok e, sıkıntı olduğu oluyordu ama atıyorum e, bir nişancı oynayacakken Nişancı yerine üst koridor kabili kabiliyetleriyle girdiğinizde yine fiziksel hasar 29-0 şeklinde bir kabiliyete girdiğinizde çok da sıkıntı olmaz. Eh çok da problem değil falan diyordunuz. Ama bu sefer her rolün ve ayrıca e, oynayacağınız oynayış tarzının ve şampiyonun ayrı kabiliyetleri olacak. Çok özelleştirebileceksiniz. Bu özelleştirmeyi de siz kendiniz e, ben size bu kabiliyetleri anlatacağım oradan e, sayfalar çıkartabilirsiniz çok da zor değil zaten Hani ben bu şampiyon oynarken şunu yapmam Aslında mantıklı çok daha mantıklı diğer seçeneği veya seçeneklere göre e, denebilecek kabiliyetler var kabiliyetlerin en başında hırs e, diye bir kabiliyet ağacımız var hırs kabiliyet ağacının olayı şu şekilde e, aşama bir verdiğiniz 5 puan Zaten 18, 12, 0 şeklinde genelde olacak ve hani birine 18, birine 12 vereceksiniz kabiliyetlerin genel olarak ee, tabi farklı kabiliyet şekli şekilleri de zamanla ortaya çıkacaktır. En fazla 18 verebiliyorsunuz, öyle diyeyim. Ee, hatta var ya, dur bakayım böyle oyundan da gösterebilirim size. Aynen, oyundan da gösterebilirim. Hazır bu e, sayfa açıkken kabiliyetler ağacını, bak ben e, bu kabiliyetleri ilave oynarken üst koridorda tank ve hasar karışık yakıncı şeklinde bir kabiliyet sayfası oluşturdum burada geri alalım puanları olayı size göstereyim hırs ağacında 18 puan verdiğimizde bir tane tıklıyorsunuz 5 tane veriyor bu arada o çok pratik olmuş çok hoş olmuş İki seçeneğimiz var ilk ayakta öfke veya büyücülük bu birisi saldırı hızı veriyor, diğeri de yetenek ve büyü hasarı artışı sağlıyor. Saldırı hızından e, kullanalım şimdilik. Üst koridorda saldırı gücüne dayalı bir tanki karakter e, ne geliyor aklıma? İlk karakter. Ya tanki olmak zorunda değil aslında. Üst koridorda saldırı gücüne dayalı bir yakıncı karakter, Riven diyebiliriz atıyorum hani şu an aklıma o geldi. Eee Nasus demeyelim. Nasus tank Nasus'a farklı. Nasus'a çünkü gidecek çok daha farklı şeyler var. Hani siz anladınız anlatmak istediğimi. Üst koridor hasar odaklı bir şampiyona şöyle gideriz. İkinci sınıfta e, ikinci ayakta iki ucu keskin kılıç zaten biliyorsunuz vardı. Biraz daha değişmiş değerleri. Bir de ziyafet diye seçeneğimiz var. Birim katletmek can yeniliyor. Diğerinde de yakıncıysanız eğer ki ben yakıncı olduğumda bunu tercih ederim genelde. %3 hasar artışı %1.5'da hasar alış artışı artıyor. Sonraki e, ayakta bir can çalma ve can emmeyi aynı anda size sağlayabiliyor. Bir de 18. seviyede toplamda 2 saldırı gücü ve 3 yetenek gücü sağlıyor size. Ben burada can çalmaya canamenin daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Bu arada buna 5 verdiğinizde de 10 saldırı gücü, 15 yetenek gücüne çıkıyor 18. seviyede. Tabi bu da saldırı gücü ve yetenek gücüyle birlikte kuvvetlenen şampiyonların erken seviyede ve oyunun ileri aşamalarında bayağı fayda fayda alabileceği bir durum. Illaoi oynarken neden bunu seçtiğimi size söyleyeyim şundan ötürü abi Illaoi'nin çünkü yetenekleri bol bol yetenek ile hasar veriyor ve düz vuruşları da var bir miktar can çalma ve can emme rengar diyebilir miyiz rengarda diyebiliriz talon Talon çok e, aklıma gelen şeylerden. Riven de aynı şekilde yetenekleriyle bol bol hasar veren Canemme'nin iş yapacağı şampiyonlar bunlar. Ama oyun içerisindeki bundan e, sezon 6'ya kadar hiçbir şekilde e, saldırı gücü Canemme eşyası gelmediği için ki şimdi geldi patlıcana ben, patlıcan benzeyen bir eşyamız. Patlıcan değil aslında dolmalık biber'e benzeyen bir eşyamız var. E, onu da isterseniz şimdi göstereyim. Dance of Death'ti. E, ölüm desek çıkar herhalde. Ölümün dansı. Aynen. Bu e, kırmızı dolma bir yere benzeyen eşyamız yeteneklerden can emme sağlıyor. Bu da işte e, Talon, ribbon vesaire yeteneklerle e, ortaya çıkan, yeteneklerle kendisini belir belirten saldırı gücü şampiyonlarında çok işe yarayacak bir eşya. Evet bağlantı zaman aşımına uğradı. İnternetim mi gitti acaba diye düşünmedim değil ama... Şu anda çok da önemli değil internetimin gitmemiş olması. Evet galiba internetim gitti. Ee, sonrasında sonraki ayakta iki seçeneğimiz var kelli avcısı veya gatlar diye kelli avcısı katlettiğimiz her şampiyon başına oyunun ileri oyunun kalan kısmında vereceğimiz hasar %1 artıran bir kabiliyet ee, gatlar da hareketi kısıtlanmış, kitle kontrol altında bulunan şampiyonlara daha fazla hasar vermemizi sağlayan bir kabiliyet. Ben burada kelle avcısından yana kullanırdım ee, tercihimi. Tabii ki de bu çok fazla özelleştirilebilen ve şunda illa şu oynanacak diye bir şey yok artık. Eskisi gibi çok kalıplaşmış olmayacak yani. Bayağı bir seçeneğimiz olacak. Hırpalayan ve der, derbeder diyecektim. darbele darbelermiş hırpalayan darbeler. Zırh delme diğeri de büyü nüfuzu veriyor. Orada zaten seçenek çok kesin bir seçenek. Ne oynuyorsanız ona göre. üçüncü ayaklar kabiliyetlerde. Üçüncü ayak değil. En son ayaklarda üç seçenek var. Ve bu üç seçenek anahtar kabiliyet olarak da sanırsam. Aynen anahtar kabiliyet olarak geçiyor. Ve bir tane alabiliyorsunuz. Hani her bir kabiliyet sayfasında şu son ayakta sadece bir tane alabiliyorsunuz. Bunlar, bunlar çok önemli ve bunlar gerçekten oyunda e, büyük etki yaratan kabiliyetler. Buradan bakalım daha okunaklı ve daha güzel duruyor bence bu sayfa. Hırs ağacının son kabiliyetleri, anahtar kabiliyetlerinin birincisi kritik hasar verdiğinizde kritik hasarın o hasarın %15'i kadar iyileşme ve 4 saniyeliğine saldırı hızı kazanıyoruz. Bu gerçekten ve gerçekten nişancılarda çok kuvvetli olma potansiyeli olan bir kabiliyet. Onun dışında savaş şevki. Normal saldırı ve yetenekler 5 saniyeliğine şevk yükü kazandırıyor. Her bir vurduğumuzda bir yük kazanıyoruz 5 saniyeliğine. En fazla 10 yük. Her bir şevk yükü yani 10 yük olduğunda ne kadar vuracağımızı söyleyelim. Şampiyonlara karşı normal saldırılarda seviyeye bağlı olarak 1 ile 8 ilave fiziksel hasar yani 18 seviyede 10 çek yükümüz varsa Adama 80 daha fazla buyuruyoruz Sadece bu kabiliyetle birlikte Ama ee, bir kumandanın kan hırsı veya ölüm ateşi dokunuşu kadar etkili olduğunu düşünmüyorum e, Ölüm ateşi dokunuşu çok sevdim gerçekten çok sevdim Biz hasar verdiğimizde Bir yetenekle hasar verdiğimizde Rakip şampiyonu yakıyor Hani Maske gibi diyebiliriz aslında adamı yakıyoruz abi Rakip şampiyonlar 3 saniye boyunca fazladan bizim saldırı gücü ve yetenek gücümüze oranlı büyü hasarı alıyor. Ee, bu biz bizim adama hasar verdiğimiz yetenek alan hasarlı bir yetenekse 3 saniye değil de 1,5 saniyeye düşüyor o. Ama gerçekten çok güzel. Ben bu yetenekle skor aldım. Elo'y videomda izleyebilirsiniz. Bu yetenekle aldığım skor bile var. Bu kabiliyet bu kabiliyet bana skor getirdi. Öyle söyleyeyim çok hoş bir kabiliyet olduğunu düşünüyorum. İkinci ağacımız maharet ağacı. Bu maharet ağacı ee, nasıl diyeyim. İkinci sırada hep tanklıktı ya. Tanklığı son süreye koymuşlar. Ortaya şey koymuşlar gibi işlevsel. Aslında işlevsellik de değil. Size anlatayım. E, şurada yazdığı şey bak. Artık sadece zaten yazmışlar. Artık sadece işlevsellik rolünü bir kenara bırakan maharet ağacı anı yaşama maharetini arayanlara orada bir şey yapmışlar. Kelime oyunu yapmışlar. Burada diyor ki e, hırsta tanklara da biraz daha kağıt şampiyonlara da e, iş yapabilecek kabiliyetlerimiz var. Maharet ağacında kağıt şampiyonlara karşı çok daha iyi olan özellikle benim e, vereceğim örnek aşama 3'teydi sanırsam. Dur bakayım. Aşama 3'te değil. Aşama 4'te de değil. Aşama 5'te de değil. What? Dur bir dakika. Biz şuradan şeylere bakalım. Sırası geldiğinde onu da gösteririm. Demek istediğim şeyi burada bulamadım o anda. Maharet ağacının aşama birinde abi. Çatışma dışında yürüme hızı kazanıyoruz birinde. Diğerinde de minyonlara ve canavarlara daha çok vurma kazanıyoruz. İkincisinde ee, evet güzel korna yabanıyorlar. İkincisinde ee, bisküvi gibi kabiliyetimiz yine duruyor. Diğer bir seçeneğimiz de buffların süresini uzatma. Kırmızıyı, maviyi, cartı, cürtü süresini uzatma ee, rün etkinliği yine duruyor. Üçüncü aşamada can değeri %40'ın altındaki şampiyonlara daha fazla hasar veriyoruz. Bu kabiliyet en baştaydı. ofanstaydı ee, yanlış hatırlamıyor isem. Önceki kabiliyet sisteminde. Burada mahareti almışlar. ikinci şey almışlar. Ortaya almışlar. Diğer bir seçeneğimiz de meditasyon diye 5 saniyede eksik mana miktarının bilmem kadarını işte verdikçe daha fazla kazanıyorsunuz. Dördüncü aşamada yan kesici destek destek kabiliyeti buraya gelmiş. Böyle bayağı farklı ve iki seçeneği var mesela. Birisi tehlikeli, tehlikeli oyun bu ofansif bir seçenek ve ofanstaydı zaten. Biri de destek kabiliyeti direkt olarak. Anlatabildim mi? Böyle ee, cidden en çok değişen kabiliyet ağacı bu ağaç olmuş. Öyle söyleyeyim. Yan kesici direkt destekte zaten vardı yan kesici. Tehlikeli oyunda yine ee, ofanste vardı. Bunu ikisinden de alıp ortaya koymuşlar. Aşama 5'te isabet diye bir kabiliyetimiz var. Zırh denme ve büyü nüfuzu sağlıyor bize. Diğer seçeneğimiz de zeka. Bekleme süresinde azalma. Ben bunu çok beğendim. Bu kabiliyeti gerçekten çok beğendim. Hem bekleme süresinde azalma veriyor. Aynı zamanda bekleme süresinde azalma sınırımızı artırıyor. %45'e kadar çıkabileceğiz oyun içerisinde yani. Anahtar kabiliyetlere geldiğimizde de evet şu kabiliyetten bahsediyordum işte. Fırtına yağmacısının cinneti. Bir şampiyona 2 saniye içinde adamın azami canının %30'unu vurursanız 3 saniyeliğine %35 ilave hareket hızı kazanıyorsunuz. Burada okurken aklınızda bir şey canlandı mı bilmiyorum ama size vereceğim en güzel örnek Rengar olacak. Adamın üzerine atlıyorsun abi öldürüyorsun veya öldüremiyorsun. Orası ee, çok da önemli değil şu kabiliyette. %30'undan daha fazla vurduğun anda ultiden çıktın ya hani zaten ultiden çıkınca bir yürüme hızı kazanıyor Rengar. Bir de %35 ilave hareket hızı uçacaksın patara kütere patara kütere uçacaksın yani hiçbir şekilde adamlar seni öyle yakalayamayacak. Rengar için çok güzel olmuş. Benzer işte Assassin tarzındaki oyunculuk karakteristiğine çok güzel uyumlu bir kabiliyet diyebiliriz. Yıldırımların Efendisi'nin hükmü bu Volibear'ın ultisi tarzı bir şey çarpıyor yani. Bir rakip şampiyona 3. saldırı ve yetenek o rakip bir rakip şampiyona yönelik 3. saldırı ve yeteneğimiz hedefi çarpıyor ve çevresinde ee, çevresine hasar veriyor. Etrafına sıçrıyor hasar. Ve alan hasarı veriyor. Büyü hasarı o da yetenek gücü, saldırı gücü ve seviye ile oranla artacak. Ve bunun bekleme süresi de 30 saniye. Çok kullanılır mı? Çok kullanılması değil açıkçası. Ee, bir de şu kabiliyete. Bakalım bu kabiliyette çok güzel. Ee, bu kabiliyeti ben e, gördüğümde Aklıma şampiyon olarak ilk Shen geldi. Neden olduğunu okuduğumuzda anlayacağız. İki tane özelliği var. Birinci özelliği sağladığı kalkan ve iyileştirme etkileri %10 güçleniyor. Diğeri de takımda, takımdaki kendimiz dışındaki sağladığımız kişilere sağladığımız kalkanı ve iyileştirme etkilerine bastığımızda Shen yani bir arkadaşına ulti attığında ona kalkan verdiği için o kişinin zırh ve büyü direncini %15 artırıyor 3 saniyeliğine. Ee, bu Shen hem kalkan hem de iyileştirme etkisine sahip şampiyonun yeteneklerinde bulunduğu için Q'su ve W'sunda ee, aklıma geldi direkt olarak ve ikin, şu özellikle ultisiyle uyumlu olduğu için bu aklıma geldi. Gayet güzel, gayet e, sağlam bir kabiliyet. Lulu da olabilir destek oynayıp marit ağacını doldurmak isterseniz Lulu da olabilir mesela kalkan veren her türlü e, dalga diyelim. Kalkanla da sınırlı değil bu arada. İyileştirme etkileri de bulunuyor bunun içerisinde. Soraka da <laughs> olabilir misal. Zaten Soraka'nın çok OP olduğunu düşünüyorlar. Deneyerek tabi göreceğiz. Zaman içerisinde kendisini belli edecek zaten nerflerle, bufflarla. Azim ağacına geldiğimizde azim ağacı tank ağacı diyebiliriz. Ve çok abartı değişiklikler yok. Zaten tank ağacında olması gereken şeyler belirli. Ve e, onlar var. Azim ağacına bakalım. İlk aşamada iki seçeneğimiz var. Birisi can yenilemesi, biri de zırh ve büyü direnci kazandırıyor yüzdeli olarak. İkinci aşamamızda çalıklarda veya nehirde hareket hızı kazanıyoruz. Yani çalık ve nehirde koştura koştura yaldır yaldır takım savaşına önden ben başlatacağım diye yardırmak isteyenler bunu alabilir. Ee, diğer bir seçenek de kalın dere şampiyon ve canavarlardan alınan hasarı azaltıyor. Bu da ormanda kullanılabilir. İkisi de ormanda kullanılabilir aslında. Diğer üçüncü aşamada gördüğünde biraz gülmüştüm. Rundizer kalkmış eski bir kabiliyet, aynı isimle ve aynı simgeyle gelmiş ama farklı özelliklerle geri gelmiş bir kabiliyet. Bütün kaynaklardan iyileşme artışı, bütün kaynaklardan iyileştirme etkisi artışı artıyor ve kaplama kaplamazır kalkanlar üzerinde yüzde ile daha fazla oluyor. Siz sen bunu aldın diyelim, yine Shen örneğinden gideceğim. Shen aldık. 100 kalkan basıyor W'muz. 100 kalkan bastığında ee, kaplama zırh %8 daha fazla verecek ona. 108'e çekecek ve Q ile misal 10 can dolduracaksak %8'lik bir iyileştirme etkisiyle 10.8 can veya %108 can şeklinde diyebiliriz. Savaş yarısı ilave can sınırımızı ee, azami canımıza ilave can katıyor ile yine %4 son seviyede üçüncü aşamada Sezgi diye bir e, kabiliyetimiz var ki ben çok beğendim bunu Sirdar büyülerinin bekleme süresini 115 azaltıyor. çok kısa ve öz ve çok güzel metanet can miktarı %20'nin altına düştüğünde yüzde 200'e çıkıyor ama can miktarı yüzde 20'nin üzerindeyken yüzde 50 can yenilenmesi sağlıyor bize aşama 5'te Yavaşlatma ve yavaşlatma direnci sıvışma direkt olarak yani sıvışma veriyor. Bize %15 son seviyede olacak şekilde. Efsanevi muhafız. Yakındaki her rakip şampiyon başına zırh ve büyü direnci kazan kazanabildiğimiz bir e, kabiliyet. Ama atiklik çok daha iyi duruyor. Yani e, maksimumu kaçtır etrafınızda 5 şampiyon varsa? 15 zırh 15 büyü direnci yerine ben 15 her zaman için e, yavaşlatma direnci ve sıvışmayı tercih ederdim. Azim ağacının anahtarlarına bakalım. Burada da yine önemli e, kabiliyetler bulunuyor. İlk seçeneğimiz hortlağın pençesi. Çatışma sırasında her 4 saniyede bir rakip şampiyonlara yönelik bir bir sonraki normal saldırının azami can değerinin %3'ü kadar can çaldığı ve menzilli şampiyonlarda %1.5'a düştüğü yazıyor. Bu direkt olarak çok güzel bir can doldurma e, ee, kabiliyeti. Çağlar'ın kuvveti. iki özelliği var bunun. Kuşatma minyonu ve büyük canavar katletmek. Azami canımızı artırıyor. Azami can sınırımızı artırıyoruz. 300'e kadar maksimum bu. 300'e ulaştığında bu özellik siliniyor. Diğer özellik e, bu avantaj en üst ulaştıktan sonra ölen her kuşatma minyonu bize can dolduruyor. Can yenilemesi sağlıyor. Son e, anahtarda kaya sağlamlığı diye bir anahtar hasar azaltması var. Yakınlarda en az bir takım arkadaşı varsa %8 hasar, %8 daha az hasar yiyoruz. Tek başımızaysak da %4 daha az hasar yiyoruz. Bu da e, hani şampiyon olarak benim aklıma böyle kabiliyet okuduğumda bir şampiyon geliyor aklıma direkt. Neden bilmiyorum. Öyle canlanıyor aklımda. Bunda da Leona geldi aklıma. E, alt koridordasın hayvan gibi giriyorsun tanklıyorsun yüzde sekiz daha az hasar yiyorsun. O geldi aklıma yanındaki arkadaşında yanındaysa işte. Diğer bir özelliği de en yakındaki takım arkadaşına verilen hasarın yüzde kendimize aktarıyoruz. Bu etki cam miktarının yüzde altına indiremiyor. Yani biz kabiliyetten dolayı ölmüyoruz. Anlatabildiği, anlatmaya çalıştığı şey o. Yine burada da Leon'a W basıyorsun. Hayvan gibi zaten tanklaşıyorsun. Hasarım %8'inde sen yiyorsun adam yiyecekse. Bilmiyorum bu destekte de çok güzel. Shen de olabilir yine destekte. De. <laughs> Hep Shen üzerinden gittik ama anlatmak istediğim olay bu yani. Kabiliyetlerde de ee, bu kadar abi. Kabiliyetler gerçekten çok kapsamlı, çok özelleştirilebilir bir karakteristiğe büründü. Ve iyi mi oldu? Aslında iyi oldu. Özellikle benim beğenmediğim bazı şampiyon değişikliklerinin üzerine kabiliyetler ee, çok böyle nasıl diyeyim e, yarayı hafifletti demek doğru olabilir sanırım kabiliyetler üzerinde e, dediğim gibi çok zorlanacağınızı düşünmüyorum hani bu, bunlar üzerinden kabiliyet çıkartabilirsiniz zaten eğer bu videoyu izlediyseniz veya bu kendiniz bu e, kabiliyetleri okuyup anladıysanız çok çok aşırı kolay değil aslında ama üzerinde biraz düşünerek çok güzel oyun içerisinde işler yapabilirsiniz bu kabiliyetleri doğru kullanarak. Diyeyim hani benim aldığım skor zaten şu kabiliyeti ilk kullandığım oyunumda direkt olarak bu kabiliyetten skor aldım. Ee, hani gerçekten oyun içerisinde etki yaratıyor, büyük etki yaratıyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu dediğim gibi 5.22 Yamanotları serisinin bir parçasıydı. İlk parçanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki parçamızda şimdi burada sezon sonu nedir? Burada minik minik giden hatalar, cartlar, curtlar var da asıl önemli olan zaten şurada 500 milyar yıl uzunluğunda şampiyonlar var. Onun sonrasında şampiyonların minik düzenlemeleri var. Bunlar çok abartı büyük değişiklikler değil ama yine de tabii ki de oyunun oynanışında etki, etkili olacak değişiklikler. Ve yine şu şekilde böyle ee, güçlendirilmiş normal burçlarla ilgili değişiklikler de var. Ondan da bahsedeceğim. Şampiyonlarla ilgili olan yamanutları videosunda. Oynanış değişiklikleri ve eşya değişikliklerinde ikisini bir, bir videoda muhtemelen anlatırım. Çünkü oynanış değişiklikleri baya kısa hani 5 dakikalık bir maksimum. Anlatım süresi var kalkan eşyalar falan gelen eşyalar ve değişen eşyalar ile birlikte de e, Yamanot 5.22 Yamanotları mini e, seri içinde serinin de sonuna gelmiş bulunacağız. Yeniden çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için hepinize beğendiyseniz eğlendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Yamanotları videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.